Evet, bugün Yusuf Güney, aşağı yukarı 12 yıldır arkadaşım, dostum. Kısmet bugün neymiş? Bu kadar, bitti. Konu kapandı. Nasılsın canım, iyi misin? Abi tebrik ediyorum gerçekten. Ne zamandır bekliyordum böyle bir şey, bir projede bulunmanı. Yani heyecanla bir bölümleri izliyorum, bakıyorum ve ne zaman olurum diye düşünüyordum. Teşekkür ederim burada. İlk yüze girdin Yusuf, hadi iyisin. Çok zordur bu arada, böyle dalga geçmiyoruz vallahi. İlk yüze girmek çok zordur şu kızda. Ama bizim gönül bağımız var değil mi? Kaç sene abi? Ya asker oyuncusu, asker, sen tıraş ettin beni. Asker tıraşını yaptık. İlk Instagram'ımı sen açtırdın bana zorla. Şaka değil, zorla. Gerçekten o enteresandı. Şimdi ben sosyal medya merakım vardı. Rahmetli Vatan Şaşmaz benim Instagram'ımı açmıştı. Mekanı cennet olsun. Sonradan Yusuf tıraş olmaya geldi, dedim Yusuf Instagram kullanıyor musun? Abi o ne dedi? Harbi o ne dedim ya, bilmiyordum abi. O zamanlar ne vardı, sadece biz Facebook falan kullanıyorduk. Facebook herhalde vardı. MSN vardı abi. Sonra oturduk beraber açtık. Biz yaşlıyız mı ya? Ama bunun gibi bir süre olmuştu. Mustafa çok. Sandal'da falan da olmuştu, o da ben kullanmam. Zorlaştırdı var ya. Aynen. Keşke açtırmasaydı şey. Başınıza bela. Niye mutlu Allah'tan musun? TikTok açtırmadın bana. Ama sayende sosyal medyaya girdim. Gerçekten öyle. Tanırlılığın arttı. Ya senin kadar zaten aktif kullansam herhalde şu an 10 milyon takipçim vardı ya. Yemin ediyorum hala zorla kullanıyorum. İstanbul'a ne zaman geldin Yusuf? 2008'in Ağustos ayında ilk Rafet abiyle düet şarkımızı yaptıktan sonra ben kesin dönüş yaptım İstanbul'a. İngiltere'de yaşıyordum. Ailem hala orada. İşte tabii bir ayağım hep orada oldu. Sürekli gittim geldim. Ama işin enteresan tarafı, bak uzun zaman geçmesine rağmen ne kadardır görüşüyoruz. Şu anda son röportajımı yapıyorum. Yani Türkiye'deki son röportajım, çünkü gidiyorum. İngiltere'ye geri dönüyorum. Gidiyorsun yani, kesin. Tabii, kesin dönüş yapıyorum. Uzaya mı İngiltere'ye mi oğlum, doğru söylüyorsun. İngiltere'ye. Normal yollarla arkadaşlar. Ya arkadaş, diyorum İngiltere'ye taşınıp. Abi astralle mi gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun? Ne oğlum, yok uçakla gideceğim. Manyak. Ama oğlum öyle bir açıklamalar yapıyorsun sen de. Geçen uzay, ya evet, şu uzay işini anlatsana ya, sonra muhabbet ederiz. Sen de ciddi ol. Sen de ben bu konuyu nasıl konuşayım şimdi, ciddi olamıyoruz ki abi. Bu şimdi tabii uzay, ya astronomi benim çocukluğumdan beri hayatımda olan bir merak, bir hobiydi. Sonrasında tabii bunu ilim öğrenmeye döktükten sonra bu işin altyapısıyla ilgilenmeye başladım. Bu işin spiritüel tarafıyla ilgilenmeye başladım. Bir anda bir uyanış yaşadım daha doğrusu. Yani madde dünyasından biraz daha mana dünyasına doğru adım attım. Bunu kimisi tasavvufla yapar, kimisi farklı inançlarla yapar, kimisi farklı dinlerin mensubudur yapar. Ya bununla alakalı ben şuna söylerim her zaman. Bir dine, bir inanca bile mensup olmasanız, bir bağlı olmasanız, ruhumuzun yaşadığı o alemleri, boyutları, insanda o güç var, hepimizde var. Sadece konsantrasyon gerekiyor. Biraz bir ilim gerekiyor bununla alakalı. Altyapısını oluşturmak gerekiyor. Bilinç altını geliştirmek gerekiyor. Yüksek bilince erişmek gerekiyor. Kalp gözü dediğimiz üçüncü göz, epifiz bezimizin olduğu yerin tabii iyi çalışması gerekiyor. Bunda belli başlı yöntemleri var. O yöntemleri uyguladıktan sonra her insan bunu yapabilir. Astral seyahat diye bir şey var. İslamiyet'te de var. Tayyi mekan derler. Ruhu bedenden kontrollü şekilde. Sen uzaya gitmek istiyor musun? Ya ben hep gidiyorum zaten. Abi şimdi biz, ya düşünsene şimdi biz astronot olup da bir uzay mekiğine binip de o kadar eğitim alacaksın. Dünyanın eğitimi, dünyanın ilmi, dünyanın matematiksel terimleri, kimyası, bilimsel olan o terimler, Allah 50 bir tane şey. Ben de diyorum ki arkadaşlar buna gerek yok. Zaten astronot değiliz. Yani illa bir uzay mekiğiyle uzaya çıkmanıza gerek yok. İnsan ruhunu kontrol edebildikten sonra çok rahat bir şekilde alemleri gezip gelebilirsiniz. Çok şey gördüm. Çok acayip şeyler. Enteresan işler gördüm ve bunlar rüya değildi. Arkadaşlar hep soruyorlar. Rüya mı bu diye. Değil abi, rüya değil. Bu gerçekten böyle bir ilim var. Sadece tabii çok fazla maddeyle oyalandığımız için hep bir kaygımız, bir endişelerimiz var. İşte borsa ne olacak, yatırımlar ne olacak, işte ya şöyle bir arsam vardı, o arsaya girdim de şu arsayla alakalı bir yatırımlarımız vardı. Ya demirin tonu ne olmuş biliyor musun sen, bırak o işleri. Yani sürekli bunlarla uğraşmak var. Çok arkadaşım var mesela, böyle çok ciddi iş adamları, arkadaşlarım var mesela. Abi adam yani artık hala sabah kızıyorum bazen, artık dayanamıyorum diyorum ya abi. Gözünü seveyim, daha neyine çalışıyorsun, ne yapıyorsun ya? Yani bugün işi gücü bıraksan, elindekileri satsan, ölene kadar 7 sülalen artı 1 milyon insana da yardımcı olabilecek bir mal maliyetin varken. Yeter, neden bu kadar çalışıyorsun? Hepsi anlamsız bir şekilde, bilmiyorum diyor yani. Bilmiyoruz abi. Sebebi ne? Sebep yok diyor ya, biz çalışmaya odaklandık, çalışıyoruz ya. Öyle doyuyor. Çalışmazsak ölürüz biz diyor. Çalışmazsak hasta oluruz biz diyor.
Düşünsene bak, bilinçaltını neye kodlamış adam yani. Bu kadar iş yapıp bu kadar bir deneyime sahip olduktan sonra bile hala o iş kolik diye ben algılamış değilim. Rahat takılıyorum. Rahat takılmayı seviyorum. Bir arada sen... İdeolüm Teoman'dır bu arada, Teoman abi. Çok iyi yakın dostundur biliyorum. İdeolüm abi adam yani. Teoman, süper bir hayat yani. Başka bir adam. Başka bir level o yani. Hayat bir oyun. Yani onu çok var ya ben... Abi. Yani ben röportaj yaptım tamam. Tıraş da ediyorum ama... Aklıma geldikçe biraz böyle kafam bulanınca hemen tekrar bir daha izliyorum. Değil mi yani? Çok güzel konuştu yani. Efsane adam. Salmış adam her şeyi. Aynen. Bir arada sen İzmir'e yerleşiyorum dedin. Yaşadım zaten. İzmir'e yerleştim. 2 sene durdum. Urla'ya yerleştim. Orada da yapamadım. Ya ben yerleşik hayata karşıyım arkadaşlar. Şimdi benim böyle bir sıkıntım oğlum sen var. O zaman bir tane karavan alsana ya. Ben avcı toplayıcı mantığıyla yaşayıp böyle nerede... Öyle bir gün orada, 5 gün orada, 6 gün orada. Mesela şu anda kafamda şu var. İngiltere'ye gitmemdeki sebep şu. Ben 27 yıl olmuş İngiltere'ye gidelim. 27 yılın 20 yılı boyunca İngiliz vatandaşlığını alma hakkım vardı. Almadım. Yani gerek şimdi? Yok. Gerek bulmadım. Şimdi yapmak istediğim projeler var. Çok güzel YouTube projem var. Mesela dünyayı gezip Türk yemeklerini tanıtacağım. Ben esas mesleğim gurmedir. Aşçılıktır sen biliyorsun. Sizin o lokantada yemekleri... vardı zaten. Eskiden vardı ya, çalıştırıyorduk. Haliyle ben bunu artık bu acayip bir projelendirip bunu YouTube kanalımda kullanmak istiyorum. Bunun için artık tabii sürekli seyahat edeceğim için mecburum almak. Hani İngiliz vatandaşının için ölmüyorum ama madem hakkım var bunu almak için asıl İngiltere'ye dönüyorum şu anda. Bir 6 ay kalmam lazım. Sonrasında belli olmaz, belki tekrar gelirim. Büyük bir ihtimal tekrar geleceğime de inanıyorum. Yani kopmayacağım Türkiye'den. Türkiye benim için zaten vatanım. Yani ben ne kadar İngiltere'de 28 senede yaşasam değilim abi, yani ait olduğum yer toprak burası benim yani. Ne kadar coğrafya kadar da olsa bu dönemlerde artık yani